sevgili izleyiciler, 12 Mart Erzurum için çok özel bir gün. Çünkü 12 Mart Erzurum'un kurtuluş günü. 11 Mart'ta düzenlenen resepsiyonda Erzurum'un tüm ileri gelenleri bir araya geldi ve gelişen Erzurum'u konuştu. Şimdi hep birlikte 11 Mart'ta düzenlenen resepsiyona gidiyoruz. Mart Erzurum'un kurtuluş resepsiyonu. Her yıl olduğu gibi bu yılda 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece yapıldı. Erzurum'un üst düzey yetkilileri, bürokratları, sivil ve askeri erkanı o gece resepsiyondaydı. Ve konu elbette ki Erzurum'du. Vizyon olarak biz de o gece resepsiyondaydık. Ve Erzurum'u konuşmak üzere mikrofonlarımızı önce Erzurum Valisi Sayın Ahmet Altıparmak'a uzattık. Sevgili seyirciler, Erzurum'daki gezintimiz devam ediyor. Şimdi Erzurum Büyükşehir'in Valisi Sayın Ahmet Altıparmak'la birlikteyiz. Hem Erzurum'un kurtuluşuyla ilgili hem Erzurum'la ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Bu hafta, ayın 12'sinde daha doğrusu, Erzurum'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Tabii Türkiye'nin her tarafında o dönemlerde büyük acılar çekilmiş, büyük mücadeleler verilmiş ve Türkiye bugünkü haline gelmiş, yani bugünkü sınırlar içinde bağımsızlığını ilan edebilmiş. O dönemleri düşündüğümüz zaman bu bölgelerin içinde zannediyorum en fazla acı çeken bölgelerden biri burası olmuştur. Mücadeleleriyle 7'den 70'e herkes katılmış bu mücadelelere. Ve bu mücadele çok uzun yıllar sürmüş, büyük kayıplar verilmiş, büyük göçler yaşanmış, büyük acılar yaşanmış. Dolayısıyla her yer için anlam taşıyabilir ama Erzurum için bugünler çok daha anlamlı. Ve Erzurum hakikaten Türkiye'nin buradaki sınır taşı. Bu taşın oynamaması, bu taşın çok güçlü olması gerekiyor. Bunun için de bütün millet olarak, öncelikle biz yönetici olarak bu işe sahiplenmek durumundayız. Peki efendim, ne kadar zamandır Erzurum'da görev yapıyorsunuz? Yıldır Erzurum'dayım. 2 yıldır Erzurum'dasınız. 2 yıl önceyle şimdi kıyaslarsanız acaba sizce nasıl bir değişim ve gelişim oldu Erzurum'da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Geldiğimiz günden beri tabii geçmişteki tecrübelerimizi değerlendirerek, buranın potansiyelini görerek, değerlendirerek her şeyden önce büyük bir tanıtım hatağı başlattık ve Erzurum Türkiye gündemine oturdu. Turizm gündemine oturdu ve her şeyden önce de kış turizmi gündemine oturdu. Ayrıca yaz kampları gündemine oturdu. Yani futbol takımlarının buraya gelmesi anlamında. Sadece şunu söyleyeyim. Geldiğimiz günden bugüne şu gördüğünüz otellerdeki artış %40. Burası eski bir Selçuklu şehir aynı zamanda. Dolayısıyla görmeden bilemezsiniz diye bir sloganımız var. Kimse görmeden burayı karar vermesin bilemez. Ve geldiği zaman şunu görecek. Havaalanından indiği zaman 10 dakika sonra kayak merkezinde. Böyle bir merkez Avrupa'da yok. Dünyada eşi benzeri yok. Türkiye'de de yok. İndiğiniz andan itibaren 10 dakika sonra oteldesiniz. Otelde canınız sıkıldı. Derhal şehir merkezine 3-5 dakikada inersiniz. Buranın yerel tatlarını tadarsınız. Alışverişinizi yaparsınız. Sinemanıza, tiyatronuza gidebilirsiniz sıkıldığınız zaman. Ve kayak merkezi de hemen otelle iç içe. Birçok yerde kayaklarınızı alırsınız, yürürsünüz. Burada hiç yürümüyorsunuz. Otelin içinde kayaklarınızı ayağınıza takıyorsunuz ve hemen kapının önünde kayıyorsunuz. 2 dakikalık yerdeki telesiyece biniyorsunuz. Bakın, billboardları yayınlıyoruz İstanbul'da, Ankara'da sürekli. O billboardlardan gelenler olmuş. Billboardları gördüğünden dolayı, ya biz burayı böyle bilmiyorduk. Bu kadar merkeze yakın, yani şehir merkezine yakın, havaalanına yakın ve ondan sonra da hemen telesiyece yakın. Daha dün hafta sonunda belediye başkanımız, birkaç arkadaş Suudi Arabistan'daydık. Oradaki dünyanın sayılı gıda firmalarından birinin CEO'suyla beraber konuşurken, ya dedi, biz anlatınca, ya bu kadar yakın yer var da biz niye bilmiyoruz dedi. Benim çocuklar dedi, Kuruşehir'e göndermiştim dedi. Özel uçağımla en kısa zamanda geleceğim dedim. Bakın, oradaki Suudi Arabistan'ın Riyad'daki bir iş adamı bu kararı verebiliyor. Siz aynı zamanda turizm elçisi olarak görev yapıyorsunuz galiba, elbette değil mi? Elbette ki, elbette ki. Bu şehrin, buranın merkez olması lazım yani. Buranın gerçekten merkez olduğu zaman, çünkü burada etrafındaki 17 il yaklaşık olarak buraya bakıyor. Bura güçlü olacak, ticarette, turizmde, eğitimde, sağlıkta, her şeyde. O zaman göçü de engellemiş olacağız. Müzik
Resepsiyonu düzenleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen de geceyi ve düzenlenen resepsiyonu vizyon mikrofonuna şöyle anlatıyordu. Biz her 12 Mart'ta bu tip başta önce bir gün evvelinde resepsiyon yapıyoruz. Tüm şehirdeki ileri gelenleri, halkımızı davet ediyoruz. Bu resepsiyonda işte valimiz, garnizon komutanlarımız, kamu kurum yöneticileri, STK yöneticileri, halkımız, belediye meclislerimiz, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız bu davete katılıyor. Burada tüm ileri gelenleri. Tüm ileri gelenler burada bir kutlama yapıyoruz. Aslında biraz o günler yad ediliyor galiba, değil mi? Tabii. O günlerin yaşanan olayları, hatırası olanlar hatıralarını naklediyorlar veya duyduklarını anlatıyorlar. Ülkemize ne kadar kıymetli olduğunu, tabii, ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini, değil mi efendim? O günleri hatırlayarak bugünkü huzurlu ortamımızın devamının ne kadar önemli olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bizim tabii düşüncelerimiz, fikirlerimiz, partilerimiz, yaşantılarımız farklı olabilir. Ama hepimiz Türkiye'liyiz ve Erzurumluyuz. Burada yaşayanlar olarak söylüyorum. Bunun için birbirimizi böyle basit olaylardan dolayı kırmamamız lazım. Çünkü birlik zamanı, zaman, çalışma zamanı, kalkınma zamanı, ülkemizi ne kadar kalkındırırsak, ne kadar birbirimize saygılı olursak, demokrasinin nimetlerini ne kadar içselleştirebilirsek, o zaman bu mutluluğa farkına varabiliriz. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ekibimle beraber bu işe gayret ediyorum. Bu şehri imkandan ortaya çıkartarak burada yaşayan hemşehrilerim tarafından, burada doğup buradan gidenler, buralı olup burada doğmayıp Büyükşehir'de doğan, diğer şehirde yaşayanları da tekrar geri döndürmenin gayreti içerisindeyim. Siz geri döndünüz, onlar da geri dönsün istiyorsunuz değil mi efendim? İstiyorum çünkü artık büyük şehirlerde maalesef çok kalabalık. Bir kere ulaşım olarak, rahatlık olarak, huzur olarak arzu edildiği şekilde değil. Ben de oralardan geldim. Ama buralar, küçük şehirler gayet yaşaması rahat, trafiği rahat, ulaşımı rahat. Bunun için belediye hizmetleri yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlere ağırlık veriyorum. Şehri tanıtıma ağırlık veriyorum. Bir yandan da şehrin imkanlarını nimete çevirerek, bunlar yatırım dediğimiz, gerek şehrin, işte şehrimiz bir turizm şehri. Kış turizmimiz var, yaz turizmini de değerlendirmek istiyoruz. Bir yayla turizmi. Bunun yanı sıra termal turizmi. Bunun yanı sıra şehrimiz bir eğitim şehri. Çocuklarımızı en iyi şekilde okutmak mümkün, kültür turizmi. Öbür taraftan bir sağlık şehri, her türlü sağlık imkanı mevcut. Bir spor şehri, her türlü sportif, kış spor ligi tesisler mevcut. Diğer spor dalları ile salonlarımız mevcut, sahalarımız mevcut. Biz bunlara yenilerini takviye ediyoruz. Bunun için böyle bir şehri yatırım imkanlarıyla destekleyerek, yani istihdam imkanları oluşturarak üretimi artırmak, ticareti geliştirmek, bunu gerek etrafımızdaki şehirlerle, gerekse etrafımızdaki ülkelerle yapmayı arzuluyoruz. Önümüzde plan projelerimiz var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun için diyorum ki buradan bizi dinleyecek olan herkese gelin Erzurum'u görün. Görmezden bilemezsin. Göreceksin ki bilesin. Sloganıyla herkesi görmeye davet ediyorum. Kurtuluş resepsiyonuna gaziler de katılmıştı. Birçok insanımızın kanıyla, canıyla koruduğu, düşmana karşı savaştığı Erzurum'u ve gaziliği bir de onlardan dinleyelim istedik ve mikrofonlarımızı onlara da uzattık. Sevgili seyirciler, 12 Mart Erzurum Kurtuluş Resepsiyonu'na gaziler de katıldı. Şimdi onlardan iki tanesiyle birlikteyiz. Bakalım onlar bize eski ve yeniye dair neler anlatacaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım mı sizleri? İsmim Recep Akgül, terörle mücadele gazisiyim. Aynı zamanda Erzurum Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanlığı yapıyorum. Siz? Bağırık Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanıyım. Kıbrıs gazisiyim. Kıbrıs gazisiniz. Siz terörle mücadele? Terörle mücadele. Sizler efendim? Ben de terörle mücadele gazisiyim. Güneydoğu gazisiyim aynı zamanda. Erzurum Şehit Aileleri Gaziler Dernek Başkan Yardımcısıyım. Siz? Ben de Güneydoğu Gazisi Murat Gülen, Erzurum Şubesi'nden denetleme kurulu üyesiyim. Güneydoğu Gazisi'yim. Siz de gazisiniz galiba. Evet. Türkiye Harp Mahallileri Şehit ve Gazi Derneği Denetleme Kurulu Başkanıyım. İsminiz nedir? Celal Kan.
Efendim herhalde bunlar arasında en kıdemli olan sizsiniz. Sizden başlayalım isterseniz. Kıbrıs gazisiyim demiştiniz. O yıllarla bu yılları kıyaslarsak böyle hani nereden nereye geldik diye baktığımız zaman nasıl değerlendirirsiniz? Kıbrıs harekatında 37.563 kişi olarak katıldık. 499 tane şehit verdik. Her Mehmetçiğin alın teri Kıbrıs toprağını sulamıştır. Kıbrıs Orta Doğu'nun beynidir. Türkiye'nin yavru vatan toprağıdır. Peki siz terörle mücadeleden dolayı gazisiniz. Siz neler söylersiniz? Şimdi bizler yıllardır Sarıkamış'ta, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'nun her tarafında binlerce şehit verdik. Gazi olduk. Bu vatanın var olması için gerekirse bu saatten sonra da şehit olmaya ve gazi olmaya hazırız. Vatanımızı bir karış toprağı bile hiç kimseye verecek toprağımız yoktur. Canımız feda olsun. Yediğimiz kurşunlar, verdiğimiz canlar, kaybettiğimiz uzuvlar helali hoş olsun Türk vatanına. Siz neler söylersiniz? Siz de terörle mücadeleden dolayı gazisiniz. Doğrudur, ben de gazim efendim. 96 yılında gazi oldum. Valla söyleyeceklerim Türkiye için her şey değer. Bir defa gazi olmak değil, bin defa. Topraklarımız bizim çok kutsal ve değerlidir. Bunun için de her defasında gazi olmak gerekir mi? Gerekir. Ne yapsak hazır devlet için. Vatanımızın birliğini korumak için bir bedel ödemiştik. Bu bedeli her zaman ödemeye hazırız. Erzurum olarak şu anda 426 tane şehidimiz, asker şehidimiz mevcut. 236 tane terörle mücadele gazimiz vardı. Bayrağımızı devam ettik tutmak için, vatanımızın birliğini, beraberliğini sağlamak için bundan sonra da bedel ödemeye hazırız. Yine de bugün olsun, yine de gideriz. Hiçbir sıkıntı yok. Biz devletimiz, milletimiz var olması için savaştık. Bir takım bedeller ödedik. Yine olsun, yine öderiz. Hiç gözümüzü kırpmadan yine gideriz. 11 Mart'taki resepsiyonun ardından 12 Mart sabahı Erzurum valisi, belediye başkanı ve tüm ileri gelenleri kutlamaları anıta çelenk koyarak başlattı. Halk oyunları ekipleri, Mehteran takımı Erzurumlulara nefis bir gösteri sunarken Başkan Mehmet Sekben de hemşerilerine sesleniyordu. Büyük ecdadımızın torunları, vatan müdafasında destan yazdığımız 12 Mart Kurtuluş günümüz hepimize kutlu olsun. Kurtuluş şenliklerinin en dikkat çekici görüntülerinden biri de atlı süvarilerin gösterileriydi. Halk atlı süvarileri izlerken ayrı bir gurur duyuyordu. Erzurum'daki gezintimiz haftaya devam edecek. Haftaya yine bizlerle olmanızı ve Erzurum'daki bu şenliklere katılmanızı dileriz.